Yıldız TV ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla sizlerleyiz. Bugün stüdyomuzda Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Halil Talaykurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Nasılsınız? Sağ olun, hamdolsun. Azerbaycan'la başlayalım aslında temaslarla ama öncesine de değinelim istiyorum. Son 2-3 yıl içinde ülkemizde olan neler yaşandı onları bir konuşalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçilmesiyle beraber iki devletli çözüm vizyonu federasyon bir kenarı kaldırıldı ve artık iki devletli çözüm vizyonu gündeme geldi. Şu an gelinen noktada sanki onların meyvesi gibi gözüküyor. Böyle diyebilir miyiz? Öncelikle çok teşekkür ederim nazik davetinize. Sizin şahsınız nezdinde tüm Kıbrıs Medya Grubu'na ve Sayın Özerkanlı'ya da teşekkür etmek isterim. Bizi toplumla buluşturduğunuz için. Süreç hızlandı tabii. Uluslararası ortam ve diyaloglar çok hareketli. İşte gelişen iki savaş var biliyorsunuz. Önce Ukrayna-Rusya, şimdi işte İsrail'in Gazze'ye yaptığı ciddi bir saldırı var. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler çevremizde ve bölgemizde ısınıyor, ısıtılıyor. Zaten bunu bekliyorduk biz. Bunların hazırlıkları da Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte geliştirdikleri bu iki toplumlu, iki devletli çözüm stratejisi de tabii ki bu gelişmeler önceden bilindiği için geliştirilmiş. Ve biliyorsunuz Annan planı sürecinde federasyona evet dedik. Hı hı. Rumlar karşılık vermediler. Sonra Grans Montana ve diğer uluslararası görüşmelerde yine kabul ettiğimiz ve benimsediğimiz çözüm modelleri oldu. Hatta güvenlik ve garanti anlaşmalarını bile tartışır pozisyona geldik. O kadar ödün verecek duruma geldik o görüşmelerde. Yine Rum yönetimi masayı terk ederek bizimle birlikte yaşamayacağını, federasyon kurmayacağını ve 1960'ta kurduğu federasyonu aynen yıktığı gibi bundan sonra da bizi eşit ve seviyesinde bir halk olarak görmediğini çeşitli defalar ispatlamıştır. Bundan sonra bu iki devletli, iki toplumlu ve iki tanınmış devlet düzeyinde gerçekleşmesi gereken görüşmeler ve konuşmalar olacağıyla ilgili gelişen politikada bu şekilde kurulmuş oldu. Doğru ve yerinde bir politika ve onun neticesinde de gelişmeleri hep beraber zaten takip ediyoruz ki bunun meyvesini de işte son Azerbaycan ziyaretinde de yavaş yavaş görüyor olduk. Bunlar diğer ülkelere de yapılarak çoğaltılacaktır. Ve tabii ki bunun sonucunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrı, defalarca yaptığı çağrı Birleşmiş Milletler kürsüsünden ki en büyük kürsüdür dünyada bulunan biliyorsunuz. Uluslararası organizasyonlar içerisinde. Dolayısıyla o çağrı, tanınma çağrısı da yavaş yavaş vücut bulmaya başlamıştır diye ben nitelendirebilirim. Mevzuyu. Peki temasları, Azerbaycan'la gerçekleşen teması nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü 200 kişilik, yaklaşık 200 kişilik bir ekiple gidildi. Evet. Orada gösterilen saygı, protokol tipi, bunlarla evet. ilgili izlenimleriniz nelerdir? Tabii şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak oraya gidildi ve uluslararası en kapsamlı ziyaret. 1983'ten beri, Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri yapılmış en kapsamlı ziyaret. En üst düzey devlet yetkililerin temsil ettiği, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın, bakanların, bürokratların ve devamla tüm sivil toplum örgütü başkanları veya temsilcilerinin katıldığı, ciddi iş akitlerinin ve ciddi protokollerin imzalandığı karşılıklı mütekabiliyet meselesiyle ilgili yapılmış çok ciddi bir ziyarettir. Ve bundan sonra gelişecek olan diyalogların, iş hacimlerinin ve devletler arası iletişimin de habercisidir bu. Bunların altyapıları hazırlanmıştır. Tabii devletler tümünü bunların açıklayamaz. Tüm görüşmelerin içeriklerini açıklayamaz ama işte anlatabileceğimiz kadarıyla tanınmanın ön hazırlıkları yapılmış, devlet düzeyinde kabul görmüş. Biz tüm kültürümüzle oraya gittik, folklor ekiplerimizle,
kendimize has mahsullerle ürettiğimiz ve ihraç etmeye hazır olduğumuz mallarla oraya gittik. Bunların tanıtımları da yapılmıştır. Aynı zamanda hakikaten çok dolu, ciddi ve çok ivedi bir biçimde de geri dönüşlerini alacağımız bir ziyaret olmuştur bu. Tanınma adımlarının atıldığı bir görüşme olduğundan bahsettiniz. Tabii. O süreç nasıl ilerleyecek? Yani bundan sonra bizi neler bekliyor? Bundan sonra bizi bekleyecek olan bu anlattığım protokollerin hem iş olarak özel hem de sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollerin çalışmasıyla karşılıklı gidiş gelişler ve karşılıklı iletişim çoğalacak. Hı hı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızı, oradaki Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev bizzat kendisi kabul ederek görüşmüştür. İki devlet başkanının görüşmesiyle zaten bu görüntü verilerek bu tanınma işlemleri başlar. Hı hı. Ama gerçek tanınma ne olur, nasıl olur biliyorsunuz. Büyükelçilerin değişimiyle, büyükelçilerin karşılıklı devlet başkanlarına bağlılık yeminini ve mektuplarını vermesi şeklinde bir tanınma gerçekleşir. Bunlar da işte o oluşacak olan girişimlerin habercisi ve göstergesidir diyebilirim. Bu temaslar süresince Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de heyetin yanında yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ilişkilerinde bir ilerleme olduğunu konuşuyoruz. Burada Türkiye'nin de aslında Türkiye'nin de bulunduğu konumu da konuşabilir miyiz? Yani desteğini. Tabii büyük katkıları var. Tabii ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının neticesinde gelişen diyaloglardır bunlar. Türkiye Cumhuriyeti artık kendi coğrafyasında çok büyük bir söz sahibidir. Yani biliyorsunuz tahıl anlaşmasını yaptıktan sonra İsrail ve Filistin'in arasındaki Gazze şeridindeki bu savaş krizini de sonlandırmak için girişimlerde bulunmuştur. Kendi arabuluculuğunu yapmayı önermiştir. Dolayısıyla bu İslam Ülkeleri Birliği'nde ve Türk Devletleri Birliği'nde hakikaten artık çok büyük bir söz sahibidir Sayın Anavatanımız. Dolayısıyla onun da katkıları burada çok büyüktür. Tabii burada yine katkısı olan ve teşekkür etmek istediğimiz insanlar da vardır. Burada Azerbaycan'ın da temsilcileri vardır. Bu sivil toplumlarını, sivil toplum kuruluşlarını temsil eden ve dernekleşmiş olan yapılar vardır. Onların da başkanlarına ve çalışanlarına ben çok teşekkür etmek isterim. Onlar da çok büyük katkı koymuşlardır bu ziyarete. 200 kişilik bir ekiple gittiğinden konuştuk. Türkiye dışında gidilen en kapsamlı başka bir yer oldu burası da. Güçlü bir ekip gitti. Evet. Ama ilk kez oldu bu. Evet. Sürekli de gündeme şu geldi. Nasıl gidildi? Devlet kanalıyla mı gidildi? Yani aslında özneden uzaklaşılıp başka bir yöne kaydırıldı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii her zaman yaptıkları gibi belli bir kesimin bu ziyaretleri küçümseyerek, alay alarak yaklaşıyorlar. Onların artık hayat görüşü bu oldu. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni küçümsemek, onun organlarını küçümsemek, onların makamlarını, devlet makamlarını küçümsemek, alayvari bir tarzda muhabbet onların artık tarzı oldu. Onu demokrasi gereği saygıyla karşılamamız lazım. Yine aynı tavrı takındılar. Ancak sivil toplum kuruluşları kendi biletlerini, kendi başkanlarının konaklama ücretlerini hepsini kendiler karşıladılar. Temsiliyet olması halinde bunu devlet de karşılayabilirdi ama bunu tercih etmediler. Ancak tabii bunları bile kullanır durumdadırlar. Bunlar üzer bizi. Yani işin ciddiyetine bakmak lazım. Elde edilen bu ziyaret imkanına bakmak lazım. Ve tekrar söylerim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihindeki yapılmış en kapsamlı ve devlet olarak kabul gördüğümüz, karşılıklı mütekabiliyet esasıyla misafir edildiğimiz ve devlet makamlarının devlet makamlarınca konuk edildiği ve o düzeyde muhabbetlerin yapıldığı, anlaşmaların yapıldığı bir ziyaret olmuştur. Hakikaten çok değerli
ve kıymetlidir. Her ne kadar da belli bir kesim tarafından küçümsense de ya da yok sayılmaya çalışılsa da. Rumların rahatsızlığını konuşalım biraz da. Çünkü daha evet. önce tanınma yolunda atılacak adımlara engel olunca Hristodoulis tarafından açıkça söylenmişti. Evet. Fransa aracılığıyla Azerbaycan'a baskı uygulanacağı söylenmişti. Evet. Görünen o ki baskılar sonuç vermedi. Evet. Her konuda elde ettiklerini, bu konuda artık elde edemediklerini de bir göstergesi evet. diyebilir miyiz? Evet, hakikaten artık uluslararası alanda ciddi bir aciz içindedirler. Hı hı. Neden öyledirler? Çünkü sadece Hristiyan kulübü diye tabir ettiğim Avrupa Birliği'nde ve maalesef oyuncakları durumuna gelen Birleşmiş Milletler nezdinde girişimlerde bulunuyorlar ve başarılı oluyorlar. Durduruyorlar tanınmamızla ilgili olan politikayı. Ancak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Allah kendinden her zaman razı olsun ve hep teşekkürlerimizi bildirmemiz lazım. Her ortamda hı hı. ki Sayın Başbakan da defalarca dün teşekkür etti. Ben orada bizzat bulundum basın toplantısında. Artık dünya beşten büyüktür diyor. Yani ne diyor Birleşmiş Milletler'e? Sizin dışınızda yetemediğiniz çok mevzular var ve çok politik aktiviteler hı hı. var dünyada. Bu da onlardan bir tanesi artık. Yani her ne kadar da Birleşmiş Milletler'in biz tanınmayalım diye yayınladığı kararlar olsa da onun dışında da artık hareket edeceğimizi biz açıkça anlatıyoruz ve açıkça girişimlerde bulunuyoruz. Zaten o çağrı da onun için yapılmış. Hı hı. Bizzat kürsülerinde yapılmış olan çağrı da artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan ambargoyu, insanlık dışı izolasyonları kaldırınız diye çağrısı oldu. Buna uyacak olan ülkeler tabii ki vardır, olacaktır. Ve bunu yapmaya Türkiye Cumhuriyeti zaten müktedirdir. Sabır gösteriyor, yapabiliyor olduğu halde yapmıyor ki bu ambargoları ve insanlık dışı izolasyonları bize uygulayan Birleşmiş Milletler artık bundan vazgeçsin diyor, bekliyor. Vazgeçmeyeceklerse de gereğini yapacağının bu ziyaret gibi görüntülerini ve önceden haberlerini de veriyor aslında. Ülke gündemini konuştuk, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hattında yaşananları konuştuk ama ülke gündemi kadar önemli bir konu daha var. İsrail-Filistin tarafında yaşananlar. Orada evet. da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attığı adımları da konuşacağız ama evet. 11. günündeyiz bugün. Savaşın kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden istatistiki verilerde hatta 5 dakikada bir Filistin'in hayatını kaybettiği evet. verilerini göz önüne seriyor. İnsanlık dramı yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü elektrik, su, her şey kesilmiş durumda. Hatta dün Birleşmiş Milletler son 24 saatlik hastanelerin yakıt rezervi kaldığını da açıklamıştı. Evet. Muhtemelen sona doğru yaklaşıyorlar bu saatlerde. Sizce nereye doğru evriliyor bu savaş? Şimdi ben buna savaş demem. Çünkü savaşın da nasıl yapılacağı tarif edilmiştir uluslararası ilişkilerde. Ya da savaşın ahlakını da konuşabiliriz. Savaşın ahlakı olmaz. Kuralları olur. Hiçbir savaş ahlaklı değildir. Çünkü savaşın sonucunda kan dökülür, insan ölür. Kulun can verdiği hiçbir ortamda ahlak muhabbeti yapılamaz bana göre. Şimdi burada acı olan insanların öldüğüdür. Hem İsrail tarafında hem Filistinlilerin Gazze tarafında ciddi bir bloodshed, yani ciddi bir kan dökümüyle vahşice öldürüldükleri bir gerçektir. Dolayısıyla ben buna savaş demem. Savaş karşılıklı savunma hakları olan, kendini savunan, sınırlarını savunan denk veya denge yakın kuvvetler arasında olur. Bir kere savaş ülkeler arasında olur. Şimdi Gazze bir ülke değil. Dolayısıyla İsrail tam teşekküllü ordularıyla, tam teşekküllü silahlarıyla bir toplum parçasına saldırıyor demem lazım. Yani Filistinlerin tümüne de değil ama Gazze'de sıkışıp kalmış, işte 45 kilometre kare olduğu anlatılan bir alanda sıkışıp kalmış insanlara acımasızca bir saldırı var. Bu bir savaş değil, bu bir kan dökümüdür ve bu bana göre zaten yine belli odakların, ki bu dünyayı şekillendiren odaklardır bunlar, Anglo-Sakson diye tabir ettiğimiz Amerika'nın İngiltere'nin başını çektiği ve küreselcilerin yönettiği, küresel politikaların uygulandığı ülke ve ulus devletlerinin yok edilerek tek tip bir
insan şekline dönüştürerek tüm dünya nüfusunu belli ailelere, paranın sahiplerine kölelik yapan bir dünya toplumu yaratmaya çalışan küreselcilerin bir oyunudur bu. Yine maalesef Akdeniz'deki Gazanın altındaki petrol yataklarına, petrol rezervlerine, yağ ve gaz rezervlerine ulaşmak için, oraya akses sağlamak için, oradaki limanlara sahip olmak için yapılan bir saldırıdır bu. Dolayısıyla böyle özetlenebilir. Yine petrol için, yine gaz için, yine belli aileler için, doların sahipleri için dökülen bir kan var orta yerde. Ve bunu sağlayan, bunun hamisi pozisyonda olan Amerikan donanması, İngiliz donanması da oradadır. Bu kanı döktürüyorlar, bunun dökülmesini sağlıyorlar ve bu petrole ulaşmak için yine her şeyi yapıyorlar ve yapacaklar. Ve çoğu ülkede buna sessiz kalmış durumda. Özellikle ABD büyük bir destek sağlıyor İsrail'e. Bunu da her noktada belli ediyor. Evet, sınırsız bir destek. İngiltere de aynı yapıyor. Ancak dünya savaşı çıkmaması adına küreselcilerin çağırdığı diğer adını ben anmak istemem ağzıma. Çünkü o dünyanın sonunu getirecek olan bir dinler savaşıdır. Israrla almak istemem o savaşın adını ağzıma. Ona götürmek için ortamlar oluşturuyorlar. Ona gitmemek için dünyanın sabırlı olması lazım. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamak lazım. Yani bölgeyi tehdit edecek bir duruma gelecek bölgeyi gibi. Bölgeyi değil, dünyayı tehdit ediyorlar aslında. Ve Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimali olur. Eğer sabrısızlığın içinde olmazsa diğer Müslüman devletler olmaları lazım. Sabırlı olmaları lazım. Son dakikaya kadar beklenmesi lazım. Dolayısıyla hiçbir dolduruşa gelinmemesi lazım. Özellikle Türkiye en güçlü devlet biliyorsun. Bu coğrafyada konuştuk. Esas aktör olan odur. Şu anda Mısır bunun içindedir. Lübnan bunun içindedir. İran bunun içindedir. Özellikle Müslüman oldukları için sayarım bunları. Onun dışında olan devletler de vardır. Kutuplaşmamak lazımdır. Sonuna kadar sabırla beklemek lazımdır. Çünkü eğer dinler savaşına bunu döndürmeyi başarırlarsa ki istedikleri budur. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar ve dünyanın sonuna doğru da çok hızlıca ilerlemiş oluruz. Allah korusun. Peki sizce en doğru adımı kim atıyor? Çünkü Hakan Fidan'ın açıklaması vardı. İki devletli çözüm yönünde garantör olma adına açıklamaları vardı. Sayın Anavatan'ın yürüttüğü politika iki devletli çözüm. Aynen Kıbrıs'ta olduğu gibi. Aynen İngiliz'in yarattığı dünyadaki bütün ikilikler, bütün sıkıntılar ki bunların hepsinin tümünü İngiliz yaratmıştır biliyorsunuz. Çıktığı her yerde böl ve yönet politikasını uygulayarak ya iki toplumu birbirine düşürmüştür, ya iki devlet kurdurmuştur. Düşmanlıklar yaratarak, o düşmanlıkların içerisinde kendi eğittiği aileleri iktidarda bırakarak çıktığı gibi göründüğü bütün coğrafyaları şu anda halen kontrol ediyor. O aileler vasıtasıyla işte bu şekilde bir dünya yönetimleri var. Hiç acımadan kan döküyorlar, hiç acımadan ulus devletleri bozup, iktidarları değiştirip kendilerine yakın insanları oralara getiriyorlar. Sayın Anavatan'ın uyguladığı politika çok ciddi, dik ve düzgündür. İki toplum, iki devlet diyor orada da. Yani tanınmış bir Filistin devleti olacak. Tanınmış devlet nasıl olur biliyorsunuz. Yani sınırları belli olacak. Bu sınırlarda yaşayan ortak tarihi yaşamış, ortak geçmişe sahip, kültüre sahip bir halk olacak. O halkın yaşamasını düzenleyecek bir anayasa, yasalar silsilesi olacak. Ve daha da en önemlisi ve vazgeçilmezi, o sınırları, devletin sınırlarını koruyacak bir gücün, güvenlik gücünün, polis ve askerin var olduğu zamanlarda devletler kurulur. Devletler böyle oluşur uluslararası ilişkilerde ve devletler arasındaki muhabbetler de bunun üstünden gelişir. Filistin'de bu eksik şu anda. Filistin'de de bu yapılıp İsrail'le beraber iki devletli bir çözümle orada kurulacak yeni sınırlarla bu çözüme ulaşılması lazım. İşte İsrail buna hazır değilim diyor. Neden? Çünkü Gaza'yı alacak artık kafasına takmış. Gaza'yı alıp Akdeniz'e inecek. Akdeniz'deki petrol yataklarına orada aksesi olacak. Dolayısıyla yapmaya çalışılan bu sükunet ve sabırla beklenilmesi lazım. Aksi takdirde dediğim gibi küreselcilerin isteğine doğru yönlenir ortam, dinler arası o korkunç savaş meydana gelir. Bunun adı da 3. Dünya Savaşı olur ve ciddi sıkıntılar olur dünya için. Allah muhafaza, tekrar söylerim bunu.
Programımda ağırladığım kişiler tarafından hep ortak olarak duyduğum şey şu, geçmişte benzer şu an yaşanan insanlık dramının geçmişte adada da yaşandığı konuşuluyor. Hep bu söyleniyor. Aynen. Aynen. 74 Barış Harekatı'ndan sonra barış ve huzurun adaya geldiği söyleniyor. Evet. KKTC özeline inecek olursak bu yaşananlardan nasıl dersler çıkartmamız gerekiyor? Çünkü Filistin'in bu duruma nasıl düştüğü konusu konuşulduğunda hep toprak satma konusu gündeme geliyor. Şu an ülkemizde de aslında bu konular konuşuluyor. Bu yüzden soruyorum, ne gibi dersler çıkartmalıyız? Bir kere toprak konusu Filistin'le ada kesinlikle karşılaştırılamaz. Çünkü adalar farklı coğrafyalardır. Adaların farklı bir jeopolitik önemi ve rezervleri vardır. Bir kere adalardaki toprak sahibi kim olursa olsun adada kalır. Hı hı. Dolayısıyla bir sınır baskısı adalarda oluşamaz. Yani sınırları sattık da o sınırlardan büyük pay alan İsrailliler o sınırları geliştirecek. Gazada yaptıkları gibi genişleterek o sınırları aşağıya doğru indirecekler ve baskı kuracaklar gibi bir durum bizde mevzu bahis olamaz. Neden? Çünkü biz bir kere adayız. Ada defalarca el değişti. Fenikelilerden başlayın, gelin Cenevizlilere, gelin Lüzinyanlara, gelin İngilizlere, gelin Osmanlı'ya. İşte şu anda biz buradayız, Türkler, Rumlar burada. Defalarca el değiştirmiş, defalarca sahipleri olmuş bu toprakların. Bir durum söz konusudur. Toprakların sahipleri değişebilir. Hı hı. Ama topraklar olduğu yerdedir. Toprakları yönetmek, yasaları koymak devletlerin işidir. Bizim yasalarımıza göre, ben hep tekrar söylerim, bizimle yaşayacak olan her kim olacaksa olsun gelsin. Burada yasalarımızca belirlenen toprağa sahip çıksın. Alacaksa alsın, apartman dairesini alacaksa alsın, yazlığını alacaksa alsın. Burada bizimle yaşayacaksa, bizim yasalarımıza uyacaksa, kim olursa olsun, nasıl gelirse gelsin. Gelsin, sıkıntı yok. Yani toprak satışıyla ilgili bir sıkıntı olmaması lazım. Yoktur da zaten. Kesinlikle Filistin'deki mevzuyla burayı karıştırılmasınlar. Çünkü Filistin'de yapılan mas toprak alımlarıdır. Yani yüzlerce dönüm stratejik toprak alımlarıdır. Ve işte bu Gazze'yi ve Filistin'i baskılamak için yapılmış alımlardır. Burada bizim yaptığımız emlak ticaretinde böyle bir psikolojik harp, böyle bir stratejik harp yoktur. Normal adalarda neyse satılan bizde de satılmaktadır. Öyle büyütüldüğü kadar da toprak satılmamıştır. Bunun üzerinden de bazı politikalar yapılmaya çalışılır, paranoya yapmaya çalışılır. İnsanların üstünde baskı yaratılmaya çalışılır. Hiç bunlara gerek yoktur. Ama zulüm, yaşanan zulüm evet aynıdır. 1960'dan önce bizi enklavlara nasıl kapattılarsa, küçük bölgelere nasıl kapattılarsa toplumu, nasıl asimile etmeye çalıştıysa Rumlar, şu anda Gazze'de yapılan da aynıdır. Bizler de nüfus mübadelesine uğradık, değişim anlaşması yaptık, yerimizi yurdumuzu bıraktık, işte biz Larnaka'yı bıraktık, bu tarafa geldik. Hiç nerede yaşayacağımızı bilmeden, nasıl bir gelecek olacağını bilmeden yer değiştirdi insanlar. İşte 74'te nüfus mübadelesi anlaşmasından bahsederim. İsrail de aynısını yapıyor, bıraksınlar gitsinler diyor. Bu insanlar nereye gidecek, Mısır'a mı gidecek? Filistin'e mi geçecek, Lübnan'a mı geçecek, geçtiğinde ne olacak? Hiçbir strateji yok, hiçbir planlama yok. Ama İsrail diyor, bırakın ve gidin Gazze'yi. Bize de bunlar söylendi, bunları hiç unutmayalım. Belki gençlerimiz bilmez, hatırlamaz. Annelerimiz, babalarımız, nenelerimiz, dedelerimiz bunu yaşadılar. Allah bir daha bize yaşatmasın. Böyle bir göçü, böyle bir zulümü, böyle bir savaşı bize yaşatmasın. Nasıl yaşatmaz? Sayın Anavatan'la böyle durarak, güvenlik anlaşmalarımıza sahip çıkarak ve böyle devleti, milleti ve organlarımızı pazarlamayarak, küçümsemeyerek, devlete sahip çıkarak biz bunlardan korunabiliriz. Peki, peki bu noktada BM'nin tutumunu nasıl buluyorsunuz? Birleşmiş Milletler her zamanki gibi seyircidir. Her zaman seyirci kalıyorlar. Onlar zaten Amerika'nın ve İngiltere'nin yönettiği bir uluslararası güçtür. Benim tabirim her zaman bu olmuştur. Birleşmiş Milletler aslında olmayan ama var olduğunu iddia eden en büyük uluslararası barış örgütüdür diye addedilir. Devasa bütçeleri vardır, devasa personelleri vardır, devasa uzmanları vardır ama sadece medyada görünürler. Ortalık yerde yaptıkları bana göre hiçbir şey yoktur. Dilek ve temenniler dışında. Çünkü şu an adada da
bulunuyorlar. Boşu boşuna bulunuyorlar, onu söyleyeyim size. İşte Rum'un sözcülüğünü yapıyorlar. Hristiyanların... Zaten bildiğimiz kadarıyla Hristiyanların savunucunu aynen. Ondan defalarca alıyor. Biz uzatmamak için girişimlerde hiçbir... onların görev sürelerinin uzatılması biliyorsun 6 ayda bir anlaşmalarla yapılır. Son 3-4 tanesinde imzamız yoktur. Zaten buralarda bulunmaları da Mutlu Barış Harekatı'ndan sonra tamamen sembolik ve duruştur. İşte bütçeleri oluyor. Birleşmiş Milletler dostlar alışverişte görsün. Adada da görev yapıyoruz gibi bir durumları var. Birçok yerde zaten Birleşmiş Milletler var, barış gücü var ama hiçbir şey yapmıyorlar aslında. Pile konusunda neler söylemek isterseniz? Çünkü uzlaşıya varıldı. Pile konusu evet. Yani malumun ilanı oldu. Zaten yapmakta olduğumuz ve yapacak olduğumuz yolun resmileşmesi oldu. Zaten olması gereken bu. Ama bunun dışında daha başka kapılar açılması lazım. Çok hızlı ekonomimizin gelişmesi için. Yani en az 4-5 tane daha araçlı geçiş kapısına ihtiyaç duyulmakta. Çok hızlı bir biçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları güvenlik sıkıntısı yaratmadan, yani güvenliği, ulusal güvenliği tartıştırmadan, güvenlik güçleriyle de yapılacak istişareler sonucunda belli noktalara kapılar açılması lazım. İşte bunlar Suriçin'de, Lefkoşa Suriçin'de Mausa kapısı ve Baf kapısı olarak da tabir edilebilen kapılar var. Hemen geçişe hazır olabilecek. Oraları, Luricina'da hemen geçişe açık olabilecek bir kapı var oraları. Bunlar çok hızlı bir biçimde düzenlenip açılması lazım diye ben düşünürüm. Çünkü ekonomik aktivite çok büyük. Kıbrıs Rum yönetiminden bize gelen çok büyük cüret var. Hem 3. dünya ülkeleri turizm anlamında hem de bizzat Kıbrıslı Rumlar tarafından büyük bir cüret var. Bu cürete cevap vermemiz lazım hızlı bir biçimde. Ekonomimiz için çok önemli bu. Şu nedenle sordum aslında Pile'yi. Bu olaylar yaşandığında Pile'deki olaylar Birleşmiş Milletler'le çatışmaya girilmez gibi söylemler vardı. Bu konuda geri adım atmamızla ilgili. Ama bir sonuç alındı. Yani bu buraya gelinmesinde kararlılığın ortaya konunca neler elde edildiğini bir örneği olabilir mi sizce? Öyledir. Uluslararası ilişkilerde her zaman güçtür hegemon. Güç varsa uluslararası ilişkilerde size göre şekillenir, şekillendirilir. Bütün mesele güçtür, güçlenmektir. İşte İsrail'deki mesele de budur. Yani belli ülkeler güçlenmesin diye zaten yapılan çalışmalar var. Ve anlattığım gibi size küreselciler ulusal devletin yok olmasını istemektedir ki tek tip bir insan popülasyonuyla, insan nüfusuyla dünyayı daha kolay sömürebilsinler. İşte tek hami Amerika, tek gözeten dünyayı Amerika ve müttefikleri, onların gözetiminde olsun bütün ilişkiler, bütün ticaretler ve bütün muhabbetler dünyada. Küreselcilerin temel dayanağı bu, teorilerinin halkımız anlasın diye daha basit anlatırım. Ve Anglo-Sakson dediğimiz işte İngiliz-Amerikan ortaklığı ve tarihten gelen belli aileler üzerine kurulmuş imparatorluk da değil. Çünkü imparatorluklar daha kutsal, daha güzel yönetim şekilleriydi. Böyle bir gücün yaratmak istediği yeni bir dünya var. Ve işte Sayın Cumhurbaşkanımız var. Allah ondan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki dünya beşten büyüktür. Bütün mücadele bunun üzerine aslında. Allah yardımcımız olsun. Sabırlı olmamız lazım. Ama dediğiniz gibi güç önemli, duruş önemli, inanç önemli ve geriye adım atmamak önemli. Artık Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili de bu iki devletli, iki toplumlu çözümün arkasından anlaşma olacaksa anlaşma, ne olacaksa onun peşinden koşmamız lazım. İşte Sayın Ersin Tatar ve hükümet de bu politikaya gidiyor artık bu vakitten sonra. Meyvelerini de zaten toplayacağız. Azerbaycan'da başladığı gibi muhabbetlerin diğer ülkelerde de başlayıp devam edeceğini zaten bir müddet sonra siz de halkımız da buna tanık olacaktır. Biraz da ülke gündemini konuşalım dilerseniz. Evet. Çünkü sahte reçete yolsuzluğu soruşturması çok fazla gündemde. Çok yakından tanıdığımız isimler de yer aldı ama onlar üzerinden gitmeyeceğiz tabii ki de. Çünkü daha henüz mahkeme bir sonuçlanmadı. Konuşmamız zor olmaz ama usulsüzlük ve yolsuzluk tartışmaları çok fazla gündeme geliniyor. Bu noktada söylenen yeteri kadar çalışmanın yapılmadığı, aslında bunların ayrıştırılması gerektiği söyleniyor. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, ben de bir denetleme organıyım. En üst düzey 3 denetleme organından bir tanesiyim. Başbakanlık Denetleme Kurulu. Tabii ki bu gelişen
suç demeyelim, gelişen soruşturmalar, denetim eksikliğinden sebebiyet bulmaktadır. Yani bu uygulamalar, işte bu sigortaların tedarik ettiği ilaçlar, reçeteler ve ödemeler denetlenebilmiş olsaydı önceden, usulde olan hatalar, ki bu böyle başlar. Önce usulde olan hatalar başlar. Yani usulde olan hatalar dediğimiz tam bir yolsuzluk değil ama görev ihmali veya usulde olan, uygulamada olan çeşitlilikten kaynaklanan sıkıntılardır. Orada eğer önlem almazsanız ve tek düze şekilde sistemi çalıştıramazsanız, o usulde olan değişiklikler yavaş yavaş gayri yasal bir alana kayar ve bunu suistimal etmeye başlayan odaklar da olur. Hem kamusal alanda olabilir, hem özelde olabilir. Dolayısıyla isimler üzerinde hiç durmadım ben, durmam. Çünkü usulde hatalar yönetimdeyken olabilir. Normal bir şey. Yöneten, iş üreten herkes de hata olabilir. Ama yolsuzluk farklı bir şey. Çünkü yolsuzluk dediğiniz zaman sanki sirkat etmiş, bir şeyleri çalmış, haksız kazanç sağlamış gibi bir durum olur. Onu da ayırması gereken tabii ki yargımızdır. Polisimiz soruşturmasını yapar, şüphelendiği konular varsa iddialarını ortaya koyar ve sayın yargının önüne götürür. Sayın yargı da zaten bunları ayıklayabilecek, suistimalleri görebilecek, yolsuzlukla usulsüzlüğü ayırabilecek kabiliyette insanlarımızdır, çok iyi eğitilmişlerdir. Ve yargının önüne giden bu meselelerin de yargılanacağına ve hakkın yerini bulacağına inanırım ben. Ama denetlemeyle, önceden yapılacak denetlemeyle bu tür usulde olan hataların ve eğer varsa yolsuzlukların, ispatlanmış hiçbir şey yok, varsa yolsuzlukların önüne geçilebileceğine inanırım ben. Dolayısıyla eksik olan yasalarımız var. Çalışabilme alanlarımız var. Ben mesela sadece kamusal alanda çalışabilirim. Ama özelde de denetleme yapabilecek duruma gelmesi lazım birçok organın. Ve bana göre 3-4 noktada bağlanmış olan bu denetleme, mesela Maliye Bakanlığı'nda Maliye Teftiş Kurulu, Başbakanlık'ta Denetleme Kurulu, işte Sayıştaylık. Bütün bunların tek anayasal organ olan Sayıştaylığın altında toplanarak o başkanın altında görev yapması ve sıcak denetleme yapabilmesi lazım. Nedir sıcak denetleme? Yani talimat almadan herhangi bir şüpheyi, herhangi bir basına düşen mevzuyu ve iddiayı dilekçe de kabul ederek hiçbir talimat almadan özerk bir şekilde gidip denetleyip başsavcılıkla ve polis örgütümüzle paylaşabilmeli ve sıcak denetleme yapabilmelidir. Bu denetleme organı her neyse oluşacak olan böyle bir eksiklik var. Böyle bir yasal çalışma yapılarak denetleme organının çok güçlü, işte Sayıştay'ın altında. Çünkü Sayıştay en yüksektir. Neden? Çünkü anayasal bir organdır. En üst denetleme noktasıdır. Onun altında var olacak kadrolarla, dediğim gibi başsavcılıkla ve polisle sıcak ilişkiler içerisinde, sürekli ilişkiler içerisinde sürekli sıcak denetlemeler yapabilir bir duruma gelmesi lazımdır ki başlamadan bu usuldeki hatalar veya iddia edilen yolsuzluklar başlamadan durdurulabilsin. Bu noktada aslında toplumda adalet duygusu da tazeleniyor. Çünkü yapanın yanına kar kalıyor algısı kenarı konuyor. Evet, evet. Yani aslında yoktur böyle bir şey. Soruşturmalar sürer. Ve herkes o soruşturmalara tabi olabilir. Özelde olsun, tüzelde olsun, kamuda olsun hiçbir sıkıntı yoktur. Herkes de soruşturulsun. Herkes mahkemeye çıkabilir. Yani nasıl ki devlet dairesine gider insanlar, mahkemeye de gidebilir. Bunlar gayet doğaldır. Ha, bir suç teşkil olduysa, bir suç ispatlandıysa ve zaten onun da bir cezası varsa karşılığında, o da çekilir ve insanlar yoluna devam eder. Çünkü hata ve nisyan zaten insana mahsustur. Hatasız da bir kul yoktur. Ama bunları dedikodu haline getirmeden, insanları rencide edecek şekilde kullanmadan ve çamur at izi kalsın da işte bunların da önü kapansın şeklinde olmadan yapılması lazım. Neden bunları anlatırım? Çünkü birçoğumuz için bunlar da uygulanmıştır.
Çamur at izi kalsın muhabbetleri yapılmıştır ve birçok organda bunlara alet edilmiştir maalesef bazı odaklar tarafından. Üzülerek bunları tespit ettim. Yaşadıklarım da vardır. Onlar da benim özelimdedir zaten. Kelepçe konusu da çok gündeme geliyor. Evet, evet. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü... O da sıkıntı. Neden sıkıntı? Çünkü yasal bir uygulama yok. Yasal çerçevede kimler kelepçelenecek bir tarif yok. Dolayısıyla polis örgütünün uygulamasına bırakılıyor bu bir tüzükle beraber. Ama onlar da iştihatlara ve tecrübelerine göre o kararı veriyorlar kimlere kelepçe takacakları hususunda. İşte ağır suçlar yüksek mahkemede oluşacak olan ve kaçmayı veya kendi kendine zarar vermeyi durduracak nitelikte kullanılıyor bu kelepçeler. O şüpheler onlardadır. O iş deneyimi onlardadır, polislerdedir. Çünkü bir yasal çerçeve olmadığı için anlattığım gibi onlar uygun gördüğü gibi kelepçeleri kullanıyorlar. Hoş bir görüntü değildir. Ama şimdi her kelepçeye takılan insan da suçlu değildir. Bunu da halkımızın algılaması lazımdır. Her mahkemeye çıkan insan da suçlu değildir. Dolayısıyla dediğim gibi işte çamur at izi kalsın, o görüntüler orada kalsın. O kelepçeli haliyle insan kalsın. İnsani bir uygulama değildir. İnşallah meclisimiz de bugün zaten konuşuldu. Bu çerçevede de bir yasa yapacaktır ki artık kimler kelepçe takılacak, kimler deşifre edilecek görüntüleri. Bunlar da bana göre yasal koruma altına alınması lazımdır. Neden? Çünkü mahkemenin bahçesinde oturuyor insanlar, çak 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 fotoğraf çekiyor. İşte buyurun bu da mahkemede, bu da mahkemede. Herkes mahkemeye gidebilir. Ve bazı basın yayın organları çok açık bir şekilde isimleri ve yüzleri de verebiliyor. Evet, yanlıştır. Daha da ötesi günahtır. Kul hakkına girmektir. Günahtır, olmaması lazım. Mahkeme herkes içindir. Defalarca çıktık, gittik, çıkarız, görev gereği de çıkarız. Çıkacağız da, icraattayız. Ama böyle iki tane fotoğraf çekip de bu da mahkemede, o da mahkemede bunları konuşmak ancak dedikodu malzemesi olur. Ancak birkaç gece satar. Ama günahı vebali de bunları yapanların boynunda kalır. Denetimden bahsettiniz. Her konuştuğumuz konunun altına bir denetim eksikliği aslında çıkabiliyor. Evet, öyle. Kayıt dışılığın kayıt altına alınması konusu da çok fazla konuşuluyordu. Evet. Bunlarla ilgili bir çalışma var mı peki? Var. Yasal çerçevede geliştirilen çalışmalar var. İşte vergi anlamında yeni yasalar var. Vergilendirme mevzusunda. Ve tabii denetleme dediğim gibi çok önemli. Yasal prosedürün çok eksik olduğu bir alan. Tamamlanması lazım yasaların, geliştirilmesi lazım yasaların ve özellikle teşkilat yasalarının yani denetlemeyi kim yapacağıyla ilgili çok ciddi kadroların ihdas edilmesi lazım, eğitimden geçmesi lazım bu insanların ve denetlemelerin yapılması lazım. Her alanda özellikle vergi ve mali anlamdaki denetlemelerimiz çok önemli, çok eksik. Ve bu eksiklikler de işte hak adalet duygusunu sorgulatıyor halkımıza. Yani işte bu kadar büyük şirketler, bu kadar büyük gazinolar, bu kadar büyük yatırımlar neden bu kadar az vergi ödüyor diye soru işaretleri oluyor. Bunları ortadan kaldırmak için sıcak denetim lazım. Mevzunun ticaretin olduğu ortamda ki bulunacak vergi memurlarının ve denetleyicilerin bunları denetleyip ticaretin gerçek scale'inin, gerçek büyüklüğünün üzerinden vergilerini talep edip alması lazım. Bunlar olacak. Artık oraya doğru dönüşüyor devletimiz ve kamusal yapımızda. Eksiklikler tabii ki vardır. Yani bu kadar genç bir devletin, 74'te kurulmuş olan bir federe devletin cumhuriyete dönüşmesiyle oluşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin elbette eksikleri tabii var. Hem yasal anlamda hem de insan kaynaklarının potansiyeli anlamında. Yavaş yavaş bunlar gelişiyor. Eğitimler tamamlanıyor. Umutla, sebatla çalışarak dediğiniz gibi daha etkin denetimlerle daha halka açık politikalar ve yasalarla bu işleri yürüteceğiz inşallah. Süremizin sonuna geldik. Son sözlerinizi alalım. Tekrar teşekkür ederim. Beni bu sıkıntılı günlerde davet ettiniz ve kendimi anlatma ve devleti anlatma ve bu ziyaretleri Sayın Başbakanımızın ziyaretlerini anlatma fırsatı verdiğiniz için. Başarıların devamını dilerim medya kurumunun da sizlerin de. İnşallah daha müreffeh, daha güzel yarınlar bizi beklemektedir. Hep söylerim yani umutsuz olmaya hiç gerek yoktur. Biz çalışarak, sebatla eksiklerimizi gidererek
birbirimizle barışık bir şekilde Sayın Anavatan'la birlikte bir bütün olarak ve özellikle garanti anlaşmalarına ve kendi hayatlarımızı garanti alacak, kendi devletimizi garanti altına alacak anlaşmalarla yola devam etmemiz gerekmektedir diye düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim katıldığınız için. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Halil Talay Kurt'la beraber gündemi değerlendirdik süremizin yettiğince. Hoşça kalın.